Teşekkürler. Sayın Mahmut Sütçü'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere odamız Eğitim Komisyonu Başkanı Sayın Zübeyir Ülger'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Ankara Vergi Dairesi Başkanım, Sayın Oda Başkanım, değerli üstadlar, sevgili meslektaşlarım. Öncelikle seminerimize Eğitim Komisyonumuz adına hoş geldin diyorum hepinize. Katıldınız, bizi mutlu ettiniz. Ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu dönem ilk defa Eğitim Komisyonu'nda görev aldım. Eğitim Komisyonu Başkanlığı'nı yürütüyorum. Düzenlemiş olduğumuz seminerler, paneller ve diğer eğitimleri oda yönetimine biz Eğitim Komisyonu olarak kararlaştırıp tavsiye niteliğinde sunuyoruz. Ben huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar almış olduğumuz hiçbir eğitimle ilgili kararı oda yönetimi hiç geri çevirmedi. Her zaman için değerlendirdi. Ben çok fazla vaktinizi almadan eğitimle ilgili Eğitim Komisyonu'nun faaliyetleri ve programlarla ilgili sizi kısaca bilgilendirmek ve bu eğitim faaliyetleriyle ilgili sizlerin katkısını ve desteğini talep etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Eğitim Komisyonu olarak ilk yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi 2014 yılı içerisinde düzenlenecek olan seminerlerin takvimlerini ve konularını belirledik. Bu seminer takvim ve konularını belirlerken de özellikle sizlerin mesleki olarak ihtiyaç duyabileceğiniz konuları ön plana çekmeye çalıştık. Örneğin elektronik fatura ve elektronik defterle ilgili zorunluluk 1 Nisan itibaren başlayacak ise biz, ki nitekim öyle, biz bununla ilgili eğitimi Mart ayı içerisine koyduk ki bu zorunluluk başlamadan önce size bu seminerde bu bilgiyi verelim düşüncesiyle. Ben konuşmalarımda bu Eğitim Komisyonu faaliyetlerini 3-4 başlık içerisinde size arz etmek istiyorum. Birinci faaliyetimiz 2014 yılı içerisindeki eğitim seminerlerini takvimini oluşturduk. Bu takvimi web sayfasında yayınlayacağız ve sizler programlarınızı buradaki takvime göre yapabileceksiniz. Ayrıca seminere gelmeden önce o konularla ilgili özellikle yaşamış olduğunuz sıkıntı ve sorunlar var ise odaya bunları mesaj şeklinde de gönderebileceksiniz ki panelist arkadaşlarımız, üstadlarımız soru toplarken belki sizin sorunuz altta kalabilir düşüncesiyle o sorulara daha öncelikli olarak cevap verecekler. İkinci projemiz şudur. Sevgili meslektaşlarım, ben her zaman için meslektaşın rekabetinin fiyatla değil, ücretle değil, bilgiyle yapılması taraftarıyım. Yani bizim mesleğimizde sürümden kazanma diye bir düşünce olamaz. Zaten başkan da izah etti. Kota tabir edeceğimiz bir sınırlama da gelecek. Dolayısıyla biz eğer fiyatta rekabet yapar isek kendimize çok zarar veriyoruz. Biz bu yüzden oda yönetimi olarak bundan sonra odanın bünyesinde ihtisas eğitimleri, branş eğitimleri düzenliyoruz. Sınıf düzeyinde ücretli yapılacak bu eğitimler. Çünkü katılan arkadaşların eğitim maliyetini katılmayan arkadaşların aidatlarından da karşılamak istemiyoruz. Burada ne olabilir? Örneğin adli muhasebecilik, adli mali müşavirlik, yurt dışı inşaat onarım işlerindeki özellikli konular gibi, turizm sektörü gibi çeşitli konularda eğitimler düzenleyeceğiz. Bu sınıflardaki bu eğitimlere katılan arkadaşlar da kendilerine aynı tıpta olduğu gibi göz doktoru, kalp doktoru gibi kendisine bir ihtisas branş belirlesin istiyoruz. Bununla ilgili çalışmaları oda yönetimine teslim etmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda mali tablo analizleri ve mizan okuma ile ilgili gerekirse bölgesel eğitimler yapacağız. Yani takdir edersiniz siz de çok rastlamışsınızdır. Öyle mali tablolar görüyoruz ki hani mali tablo demeye 1000 şahit lazım. Bunu niye söylüyoruz arkadaşlar? Bu aslında çok önemli bir olay. Bakınız, mali idarenin, Sayın Başkan da burada var ama kusura bakmasın, biraz da böyle dertleşiyoruz. Mali idarenin son zamandaki yapılanmasına bakıyoruz. Benim meslektaşımı mali idare kendi memuru gibi koydu ve bütün bilgiler elektronik ortamda istiyor. Elektronik beyannamelerle, bildirgelerle başladı. Mizanlarla, mükellef bildirgeleriyle beraber devam etti. Ve akabinde e-defter çıktı, e-fatura çıktı. Şimdi bundan sonraki mali idare aslında akıllıca bir çözüm üreterek kontrollerini elektrik sistem üzerinden yapıyor. Elektronik sistem üzerinden yapıyor ve çapraz kontroller yapıyor. Çapraz kontroller de arkadaşlar sizin vermiş olduğunuz mali tablolar, mizanlar üzerinden yapılıyor. Eğer siz bu mali tabloları, mizanları gerçekten iyi irdeleyip, yorumlayıp, özümseyerek, çözümleyerek göndermez iseniz bu sefer incelemelerle falan uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Ve biz bu olayın üzerinde çok duruyoruz. Diyoruz ki bu konuyla ilgili biz bölgesel eğitimler düzenlemek istiyoruz. Hani yeni mahalle bölgesi, siteler bölgesindeki meslektaşlarıma böyle 1000 kişilik salonlarda değil, bölgesel olarak mali tablo analizi ve mizan okuma ile ilgili eğitimler vermeyi düşünüyoruz. Son zamanlarda
Bakıyorsunuz işte 397, 421 nolu tebliğler e-fatura defterle ilgili çıkmış. 431 nolu tebliğ e-kayıt saklama ile ilgili çıkmış. 433 nolu tebliğ e-aşı uygulaması ile çıkmış. Günden güne mali idare elektronik yapısını güçlendirip tamamen elektronik yapı üzerinden muhasebe ve vergiyi takip etmeye kalkıyorsa biz de dedik ki o zaman bizim eğitimlerimizde, meslektaşlarımıza karşı eğitimlerimizde artık bu düzenli yürümesi gerekiyor. Elektronik altyapıya giden verilerin artık geri dönüşünün olmaması üzerine ve doğru bilgi gitmesi, mali idareye de doğru bilginin gitmesi açısından meslektaşlara doğru eğitim verilsin diye mali idarenin tebliğleri hangi yöndeyse eğitim programlarında arkadaşlar bu yönde tertipliyoruz. Son bir konuyu değinip sözlerime son vereceğim. Değerli arkadaşlar, biz meslektaşlar olarak şöyle bir karar aldık eğitim komisyonu olarak. Dedik ki bizim eğiticilerimiz neden hep dışarıdan geliyor? Bizim 14 bin tane Ankara'daki mali müşavirin içerisinden biz niye eğitici çıkartamıyoruz? Ankara Mali Müşavir Odası'nın bir eğitici kadrosu olamaz mı? Ankara Mali Müşavirler Odası başkent olarak Anadolu bölgesine de eğiticilerini gönderemez mi dedik. Ve biz eğiticilerin eğitimi programı diye program oluşturduk. Bu programdaki konu başlıklarını, eğiticilerin taşıması gereken şartları neler olması gerektiğini oda yönetimine biz sunduk. Yakın bir zamanda web sayfasında bu sizlere duyurulacak. Bunun A'sı, B'si, C'si hangi derneğe üye olup olmadığı, sağcısı, solcusu, başka bir zihniyet olup olmadan arkadaşlar hiçbir ayrım gözetmeksizin hepinizin eğer bir eğitmenlik vasfı varsa buraya başvurmasını istiyoruz. Ankara SMM Odası'nın eğitmeni olarak bu eğitimlerde, panellerde sizlerin de görev almasını, sizlerin de söz sahibi olmasını istiyoruz. Bu konudaki çalışmayı da biz tamamlayarak yönetime teslim ettik. En kısa zamanda inşallah eğiticilerin eğitimi programı başlayacak. Bu arkadaşlarımız bölgesel olarak meslektaşlarımıza eğitimler vereceklerdir. Özellikle sık sık yurt dışına çıktığımda mesleğimi sorduklarında mali müşavir diyorum. Amerika'ya gittiğimde, Belçika'ya gittim, geçen hafta Avusturya'daydım. Oradaki mali müşavirleri ziyaret ediyorum. Çalışma sistemlerine bakıyorum. Mali müşavir dendiği zaman ilk önce düğmeyi kapatıyorlar. Ancak benim ülkeme geldiğim zaman mali müşavir dendiği zaman katip, muhasebeci muamelesi görüyoruz. Diyoruz ki benim meslektaşıma, belki eğitim komisyonunun görev alanı dışına çıkıyoruz ama biz kendi meslektaşımıza bu itibarsızlığı yakıştıramıyoruz ve diyoruz ki benim meslektaşım Amerika'daki, Belçika'daki, Avusturya'daki meslektaşından daha çok itibar hak ediyor. Bu düşünceden hareketle dedik ki ilk önce kendimizi ifade edebilmek, bir vergi dairesine gittiğimiz zaman kendimizi ifade edebilmek, bir malicinin karşısında kendimizi ifade edebilmek, mesleğimizi mükellefe pazarlayabilmek, duruşumuzda, giyinişimizde, kişisel davranışımızda kendimizi geliştirebilmemiz gerekiyor dedik. Ve biz kişisel gelişimle ilgili Türkiye'de ilk defa bir mali müşavir odası seminer düzenledi. Vergi dairesine gittiğimiz zaman vergi dairesindeki memurla çatışmamız gerekmiyor bizim. Onlar bizim rakibimiz, düşmanımız değil. Tam tersine aynı konuda aynı işi çözecek çözüm noktası onlar. Ama bir bakıyoruz herkes birbiriyle dalaşıyor, bağırışıyor, şey yapıyor. Bununla ilgili biz kişisel gelişimle ilgili şimdi benim konuşmamdan sonra size tabiri caizse bir demo sunum yapılacak. Ve arkadaşlar Ankara SMM odasında bizim ihtisas eğitimleri gibi bir sınıfta da kişisel gelişim, vücut dili, mesleki pazarlama ve en büyük sıkıntımız olan zamanı kullanma ile ilgili eğitimler verilecek. Bu eğitimlere katılmak isteyen meslektaşlarımız da ücreti karşılığında, cüzi bir ücret karşılığında odanın bu hizmetinden istifade edebilirler. Sözlerime son verirken son bir söz söylemek istiyorum. Büyük Çin düşünürü, filozofu Konfüçyüs'ün bir sözünü söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. Konfüçyüs diyor ki, bende var bir yumurta, sende var bir yumurta. Sen yumurtanı bana verirsen, ben yumurtamı sana verirsem, sonuçta ikimizin de bir yumurtası olur. Sende var bir bilgi, bende var bir bilgi. Sen bilgini bana verirsen, ben bilgimi sana verirsem, sonuçta elimizde herkesin iki tane bilgisi olur. Bilgiyi paylaşmak dileğiyle saygılar sunuyorum. Sayın Zübeyir Ülger'e teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, seminerimize başlamadan önce beden dili